Kadın Meclisi'ni kurduk ve Kadın Meclisi'nin bizim yaptığımız çalışmalara çok büyük katkısı var tabii ki. Bu katkı nasıl bir katkı derseniz, öncelikli olarak bir kere kadınların sahada yaşadığı sorunları bize çok rahatlıkla aktarabildiği bir mekanizma oluşturabildik. Bu mekanizma içerisinde de şöyle bir döngü var. Kadın işçiler sorunlarına dair bizimle rahatlıkla iletişime geçebiliyor. Kadın Meclisi'ndeki kadın arkadaşlarımızla iletişime geçebiliyor ve bu sorunların tamamına dair bize geri bildirim sağlıyor. Biz toplu sözleşme hakkı olan, toplu sözleşmeyi yapabilen bir örgütüz. Bu sebeple de genel işte yaptığımız toplu sözleşmelerde kadın işçilerinin sorunlarını tüm işçinin sorunları perspektifinde bakıp ve bu sorunlara dair çözüm üretmeyi ötelemeden, kadın işçinin sorunlarını ötelemeden toplu sözleşmenin tamamında yer vermeye çalışıyoruz. Tabii bir duvarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Kadın işçinin sorunları daha geriye atılan, ülkede AKP'nin yaratmış olduğu yoksulluk sebebiyle daha çok işçilerin ücret meselelerini konuştuğu bir sendika yönetimi haline geliyorsunuz. Ama bizim için çok önemli bir konu var ki biz sadece ücret sendikacılığı yapmıyoruz. Ve bu nedenle de kadın işçilerin yaşadığı, sahada yaşadığı bütün sorunları toplu sözleşmemiz içerisinde maddeler halinde takip etmeye ve bu maddelerin geçmesi için mücadele vermeye ve her şeyden önce uygulanması için mücadele vermeye devam eden bir anlayışla maddelerimiz masada duruyor. Kadıköy Belediyesi'nin yapmış olduğu toplu sözleşmelerde biz daha önce genel olarak zaten toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı dil ve maddelerin olduğu bir toplu sözleşme yaratmaya çalıştık. Bu bizim üçüncü toplu sözleşmemiz. Daha önce kazandığımız çok önemli maddeler var. Kadın erkek tüm işçilere ücretsiz kreş maddesi. Regli izni, 8 Mart izni gibi uzun zamandır elde ettiğimiz haklar var. Sahada elde ettiğimiz haklar var. Mutlaka mobbing kurulumuz işlevsel bir şekilde devam ediyor. Yani adı olan bir kurul değil, mobbing kurulu. Özellikle kadın istismarının olduğu, kadınların cinsel tacize karşılaştığı ya da şiddete maruz kaldığı durumlarda mobbing kurulumuzda kadın kotasını uyguladık. Yine ILO 191'in tanınması, İstanbul Sözleşmesi'nin tanınması gibi çok ileri maddelerle aslında toplu sözleşmeyi bütün genel iş yönetimleriyle birlikte bu düzeye getirdik. Bu dönemde özellikle kadınların boşanma sürecinde yaşadıkları sorunları, yaşadıkları sıkıntıları göz önüne alarak boşanma izni ve boşanmada kadın işçiye ücret verilmesi konusunda bir talebimiz var masada. Yine çok önemli olan onur yürüyüşü ile ilgili bir günlük izin talebimiz var. 18 Kasım itibariyle saat 24'te anlaşma sağlanamazsa Kadıköy Belediye işçileri hakları için yasal hakları olan grev hakkını kullanacaklar. 25 Kasım'da yine en örgütlü, ülkede en örgütlü yapılardan AKP'ye karşı sokakta, her alanda mücadele eden kadınlar 25 Kasım'da yine sokaklarda olacak. Biz mücadelemizi hem sokakta yürütüyoruz hem de kadınlar olarak sendikamızın içerisinde kadın işçilerin haklarına dair büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi biz çok önemsiyoruz. Kadınların mücadelesi 25 Kasım'da sınırlı değil. Kadınların mücadelesi toplu sözleşme masalarında. Kadın işçilerin mücadelesi her yerde zaten devam ediyor. Tam da bu yüzden kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için çalışan, emeğinin karşılığında ücret alan kadınların haklarına dair mücadele yürüten bir yapı olmaktan gurur duyuyoruz.